dondurmasıyla başlayalım. Malzemelerimiz neler? Bir kase yoğurdumuz var. Küp doğranmış bir küçük şeftalimiz var. Şeftali, kayısı, biraz tarçın ve badem. Tabii yani biraz da şey olsun, besleyici olsun diye badem de koyduk. Sağlıklı bir yiyecek de olsun. Bunları ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde. İlk önce şeftaliyi eziyoruz. Tabii o şeftali değil de kavun da olabilir. Her şey olabilir. Bir meyveyi ezerek. Belki şeyden de geçirebiliriz hocam, değil mi? Blenderdan da geçirince o zaman çok şey oluyor. Çok aslında biraz tane tane kalması da hoşuma gidiyor. Mesela ben kayısıyı çatalla ezmeyeceğim. Edebiliriz. Çatalla evet. Edebiliriz. Çatal da olabilir. Ben aslında mutfakta çok iyiyimdir ama. Burada tabii eli alışkın olmadığı insanın şeyler evet. Olunca. Malzeme olması lazım. Bir de eşimin desteği olması lazım. Benden hiçbir destek gelmediği için. Evet, şimdi bunu ezdik. Üzerine. İçine hemen yoğurt koyuyoruz. Ne yoğurdu olması gerek? Ev yoğurdu en güzeli. En güzel. Çünkü biraz daha az sulu olması lazım. Tabii burada biraz sulu oldu. Sulandı bizim yoğurdumuz. En azından şöyle yapabilirsiniz. Bir tülbentten geçirip ne diyorlar, süzme yoğurt vardır ya, onun gibi olması daha iyi olur. Bunun içine tane olarak kayısıları, tabii biraz daha küçük taneler. Herhalde bunu şey yaparken kızımız elini korkak alıştırmamış. Büyük büyük yapmış. Büyük böyle büyük tane yapmış. Tane olsun tane diye. Tane. Ben taneli daha çok severim bu arada. Tabii zaten ben de taneli olmasını istiyorum. Çünkü bademleri bile biraz daha küçültebilirsiniz. Yani gene bunları da küçük küçük imkan olunca bıçakla tanelendirebilirsiniz. Kırılabilir. Biraz da tarçın. Tarçın neden önemli? Tarçın insülin direnci için çok güzel bir destek. Evet. Biraz tarçın koyalım. Bir de tarçın kokusu çok güzeldir. Şu maskelerden sonra koku bile alamıyorsun. Evet ve şey de çok iyi tabii ki. Tarçın da hep benim kendim yaptığım bir şey de. Canım tatlı çektiğinde böyle herhangi bir tarçınlı bir şey işte. Kahvenin içine tarçın kabuğu koymak, suya koymak falan o tatlı hissini hakikaten alıyor. Evet. Eğer çok sulu olursa da bir tülbentten geçirip tekrar geçirilebilir. Bunun suyunu alabilirsiniz. Sonra benim önerim böyle yayvan bir kaseye bunu yayın. Yayın ve bunu buzdolabının derin dondurucusuna değil de yani soğutacak tarafına koyun. Normal buzdolabına koyacağız. Normal yani buzdolabına ama deep freeze'de çok -20 derece sert oluyor. Eğer koyarsanız bile çabuk alın. Çünkü burada önemli olan bunu tekrar tekrar böyle kaşıkla sıyırmak. Yani dondurma kıvamına getirmek. Biliyorsunuz öyle şeyler vardır, bir tepsi vardır donduran. Sererler sonra onu spatulayla. Evet, öyle bir dondurma modası var yazlık yerlerde. Evet, yani onu yapamıyorsanız tabii herkesin öyle imkanı yok. Ama buzluğa koyuyorsunuz, sonra bir kaşıkla çeviriyorsunuz, sonra tekrar koyuyorsunuz, tekrar çeviriyorsunuz. Yani birkaç kere o soğukta şey olması lazım, rulo olması lazım. Bu böyle dondurma hissiyatı veriyor mu hocam? Dondurma hissiyatı veriyor. Çünkü meyve var içinde. Biraz tarçın var. Artı meyvanın fruktozu var. Biraz da badem var. Yoğurt aslında hafif ekşimsidir ama içine tatlı bir şey gelince çok farklı bir tat olur. Evet. Benim en çok sevdiğim yoğurtlu dondurmadır. Çünkü süt bazı yaştan sonra, evet, 40'ından sonra sütten uzak durmak iyi oluyor. Evet. Çünkü eklem ağrıları falan yapabiliyor. Hatta ben çok fazla sütlü kahve içmeye başlamıştım. Sonra baktım sabit kalınca eklem ağrıları oldu. Hemen sütü kestim. Sütle. Derhal düzeldi. Yoğurt veya peynir daha iyi olur. Tabii peynir kullanamayacağımızda labne peyniri kullanabiliriz bazen. Benim mesela yoğurt, yani yulaf ezmesi falan da yerken mesela ben de hep yoğurtla yiyorum. O tadı daha çok seviyorum. Yoğurt süte çok nazaran. Daha güzel. Sütten daha... Süt çok tatlı geliyor bana. Evet. Yoğurt daha böyle... Zaten sindirim sistemi güçlendikçe küçük tatlar size çok tatlı gelir. Bir tane danışanım da söylüyordu. Bir müddet yemediğiniz zaman çikolatayı bile çok tatlı yiyip istemiyorsunuz. Bana zaten her şey çok tatlı geliyor. Yani ben mesela dondurma falan da yemiyorum pek. Bunu böyle buzdolabına koyun. Koyuyoruz. Sonra arada bir çıkartıp kaşıkla bunu sürüyerek. Peki bunu bir yemek sonrası tatlı gibi mi düşünelim yoksa bunu bir öğün olarak da tüketebilir miyiz? İkindi öğünü en güzeldir. Çünkü ben her zaman meyvanın bir ayrı öğünü olması gerekir diye düşünürüm. Danışanlarına da hep onu öneririm. Ayrı bir öğünde meyve ve yoğurt, ev yoğurduysa fruktozu harcayacak, size gerisi vitamin mineral kalacak. Vitamin mineral, şahaneymiş bunlar.